Sarı ile çizilmiş olan y eşittir fx'in grafiği, pembe olan pembe ile çizilmiş olan y eşittir fx'in türevinin grafiği ve son olarak mavi ile çizilmiş olan da y eşittir fx'in ikincil türevi yani başka bir deyişle fx'in türevinin türevi. Şu ana kadar, bugüne kadar minimum ve maksimum noktaları nasıl belirleyebileceğimizi gösteren örnekler gördük. Karşımızda grafik olduğu sürece bunu yerel bir maksimum noktası olarak belirlemek çok da zor değil. Bu arada fonksiyon daha sonra daha büyük değerler alabilir. Buradaki de yerel minimum noktası ve yine az önceki gibi fonksiyon bundan sonra daha küçük değerler de alabilir. Ama karşımızda grafik olmadığında da eğer fonksiyonun türevini alabiliyorsak, hatta alamıyorsak bile bunları minimum ve maksimum noktaları olarak belirleyebiliriz. Nasıl mı? Bu fonksiyonun kritik noktaları nelerdir? Kritik noktalar fonksiyonun türevinin tanımsız ya da sıfır eşit olduğu noktalar ve türev grafiğine baktığımızda türevin bu noktada ve bu noktada sıfır olduğunu gördüğümüze göre bu noktalar kritik noktalardır. Evet, türevin tanımsız olduğu bir nokta olmadığı için bu noktalar kritik, yani minimum ya da maksimum olabilecek noktalar. Söz konusu noktanın minimum ya da maksimum olduğunu anlamak için de türevin o nokta etrafında nasıl değiştiğine bakmamız lazım. Bu noktaya yaklaşırken türevin pozitif olduğunu görüyoruz. Bakın bu noktaya yaklaşırken pozitif olan türev bundan sonra da negatif yani noktayı geçtikten sonra negatif oluyor. Bu da fonksiyonun artmakta olduğu anlamına geliyor. Türev eğer pozitifse fonksiyon bu noktaya yaklaşıyorken artıyordur. Noktayı geçtikten sonra da eğer azalıyorsa bu nokta büyük ihtimalle bir maksimum noktasıdır. Öyle değil mi? Evet, fonksiyon eğer bu noktaya yaklaşırken artıp noktayı geçtikten sonra da azalıyorsa bu nokta kesinlikle bir maksimum noktası. Aynı mantıkla türev buradaki noktaya yaklaşırken negatif, bu fonksiyonun azalmakta olduğu anlamına geliyor ve türev noktadan ayrıldığımızda da pozitif olduğu için başka bir deyişle türev pozitifken negatif olduğu için pozitiften negatife döndüğü için fonksiyon da azalırken artmaya başlar. Bu da fonksiyonun bu kritik noktada bir minimum değer olduğunu gösterir. Ve şimdi de iç bükeylik ve dış bükeylik kavramlarını kullanıp şu ana kadar öğrendiklerimizi bir adım öteye taşıyalım. İç bükeylik ve dış bükeylik. Bu kavramlar üzerine düşünürken bu geçiş noktalarının minimumu yoksa maksimumu oldukları yerine ikincil türevi incelememiz gerekiyor. İsterseniz işe bu bölgede yani eğrinin yukarıya doğru bir tümsek yaptığı, çukurluğunun da aşağı yönlü olduğu, isterseniz bunun ters bir U harfi olduğunu da düşünebilirsiniz. Evet, işe bu bölgeyi inceleyerek başlayalım. Sonra da çukurluğun yukarıya doğru olduğu bu kısımda neler olduğuna bakabiliriz. İlk kısımda eğer şuradan başlayacak olursak eğimin aslına bakarsanız türevi çizmek için kullandığım rengi kullansam daha iyi olacak. Evet, ne diyorduk? eğimin son derece pozitif olduğunu görüyorsunuz değil mi? Eğim burada çok pozitifken pozitifliği azalmaya başlıyor. Evet, daha az pozitif oluyor. Sonra daha da az ve burada da sıfır oluyor. Ve sonra da azalmaya başlıyor. Negatifleşiyor, biraz daha, biraz daha, biraz daha derken azalması aşağı yukarı buralarda bir yerde duruyor. Aynı davranışı türev grafiğinde de görebiliriz. Eğim bu noktaya kadar azalıyor, azalıyor, azalıyor ve sonra artmaya başlıyor. O halde bu ilk kısımda eğimin azalmakta olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yazalım. Eğim azalıyor. Az önce de söylediğim gibi türev grafiğine baktığımızda türevin de bu aralıkta azalmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi aynı şeyi ikincil türevi aldığımızda da göreceğiz. Türev eğer azalıyorsa bu ikincil türevin yani türevin türevinin negatif olduğu anlamına gelir. Bakın işte burada bu aralıkta ikincil türev gerçekten de negatif. Peki çukurluğun yukarı doğru olduğu ya da iç bükeyliğin dersem daha doğru olacak bu kısma geçtiğimizde neler oluyor? Türev burada oldukça negatif ama sonra negatifliği azalmaya başlıyor. Hala negatif ama negatifliği giderek azalıyor değil mi? Daha az negatif, daha az negatif, daha az negatif derken burada sıfır oluyor ve sonra da pozitifleşmeye başlıyor. Evet burada görebilirsiniz. Bu kısımda eğim ya da türev artıyor. Yazalım. Eğim artıyor. Eğer buraya bakarsanız eğim burada sıfırdı. Türevin eğimi de sıfır. Evet türev bu noktada değişmiyor ama sonra eğimin artmaya başladığını görüyoruz. Aynı şeyi az önceki gibi ikinci türevin yani türevin türevinin grafiğinde de gözlemleyebiliriz. Türev eğer artıyorsa bunun türevi de pozitif olmalı ve gördüğünüz gibi türevin türevi gerçekten de pozitif. Grafikte gördüğümüz U ve ters U harfleri için videonun çeşitli yerlerinde de bahsettiğim gibi iç bükeylik ve dış bükeylik kavramlarını kullanıyoruz. Hemen açıklayayım. Burası iç bükey kısım, burası da dış bükey kısım. İsterseniz bir de iç bükey ve dış bükey aralıkları nasıl belirleyebileceğimizin üzerinden geçelim iç bükey ya da çukurluğun aşağı yönlü, aşağı doğru olduğu kısımda gördüğümüz şeyleri not edecek olursak, öncelikle eğimin azaldığını görüyoruz. Evet, eğim azalır ve bu, türevin, yani fx'in türevinin azalması ve bir de ikincil türevinde negatif olması anlamına gelir. Birincil türev eğer azalıyorsa, ikincil türev negatif oluyordu, öyle değil mi? Evet, ikincil türev bu aralıkta negatiftir. İkincil türev negatifse eğri iç bükeydir. Benzer bir şekilde yani dış bükey yani çukurluğun yukarı doğru olduğu kısımda da eğim artıyordur. Evet bakın eğimin negatifliği giderek azalıyor, 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 burada sıfır oluyor, sonra da artmaya başlıyor, pozitif, daha pozitif ve daha da pozitif oluyor. Evet buraya da eğim artıyor yazıyoruz. Bu fonksiyonun türevinin de arttığı anlamına gelir. Türevin grafiğini inceleyecek olursak türevin değerinin arttığını görebiliriz. Bu bir de ikincil türevin eğrinin dış bükey olduğu, eğrinin dış bükey olduğu bu aralıkta sıfırdan büyük olduğu anlamına gelir. Evet, ikincil türev eğer sıfırdan büyükse, birinci türev ve eğim de artıyordur ve eğrinin dış bükey olduğu bir aralıktayız demektir. Anlaştık değil mi? Şimdi size sormak istiyorum, iç bükeylik ve dış bükeylikle ilgili bu özellikleri kullanarak kritik bir noktanın maksimum ya da minimum olup olmadığını belirlemenin farklı bir yolunu bulabilir miyiz? Kritik nokta, eğrinin iç bükey olduğu aralıkta ise maksimum noktasıdır, öyle değil mi? İç bükeyin çukurluğun yönünün aşağı yönlü olması demek olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Ve kritik bir noktadan bahsederken de fonksiyonun iç bükeyliğin olduğu bu kısımda türevlenebilir olduğunu varsayıyoruz. Evet, kritik nokta eğimin sıfıra eşit olduğu nokta, yani buradaki nokta. Evet, eğri eğer iç büke ise ve bu aralıkta fa'nın türevinin sıfıra eşit olduğu bir nokta varsa, bu bir maksimum noktasıdır. Benzer bir şekilde eğrinin dış bükey olduğu bir aralıkta, bu aralıkta fonksiyon buna benzeyen bir şey olacaktır. Evet, bu aralıkta kritik bir nokta bulursak, bu arada kritik nokta fonksiyonun tanımsız olduğu bir noktada olabilir. Tabi biz yine birinci ve ikincil türevin tanımlı olduğunu varsayıyoruz. Türevin sıfıra eşit olduğu kritik bir nokta bulursak, f'a'nın türevi eşittir sıfır olacak. Evet, eğer f'a'nın türevi sıfır ve a'nın etrafındaki aralıkta eğri dış bükeyse, yani ikincil türev sıfırdan büyükse, a bir minimum noktasıdır.